Bitcoin gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Bugünkü sistemimizde sizlere 3 tane indikatör göstereceğim ve buradaki 3 indikatör bizlere o kadar güçlü sinyaller verecek ki neden daha önce buradaki sistemi öğrenmedim diye moraliniz bozulabilir arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde A'dan Z'ye buradaki sistemi sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde kullanabileceğinizi göstereceğim. Buradaki sistem başından sonra kadar bir dakikalık grafikten bir günlük grafiğe hatta bir aylık grafiğe kadar bütün zaman dilimlerinde çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca burada normal mum grafiklerini kullanıyoruz ve Bitcoin USDT üzerinden buradaki sistemin nasıl çalıştığını sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Buradaki sistem trendleri öngören bir sistem. Yani ne demek istiyorum? Örnek olarak bir yükseliş siniri aldığımızda tamamen bir trendi yakalaya biliyoruz arkadaşlar ve bu trendten çok büyük yüzdelerle kazanç sağlayabiliyoruz. Burada sistemi uzun vadeli trade'lerde de kısa vadeli trade'lerde de kullanabiliyorsunuz. Ve burada 3 adet indikatör var arkadaşlar ve buradaki indikatörleri belki daha önce duymuşsunuzdur. Bakın işlerinden bir tanesi Nadara'ya indikatörü. Şimdi Nadara'ya hareketli bir indikatör. Bu yüzden canlı bir şekilde bunu sizlere göstereceğim. Hareketli bir indikatör derken ne demek istiyorum arkadaşlar? Mumlar oluştukça yani mumların fiyatları yukarı yönlü gittikçe veya burada görmüş olduğunuz gibi mouse'umu takip edebilirsiniz. Aşağı yönlü gittikçe buradaki Nadara'ya indikatörü ve buradaki diğer indikatör de aynı şekilde birazdan göstereceğim diğer indikatörde hareket ediyor. Yani mesela şu şekilde sinyal vermiyor. Bakın nadiren altına indiğinde al, üstüne çıktığında sat sinyali veriyormuş gibi gösteriyor burada bizlere. Fakat canlı olarak trade yaparken burada aynı şekilde sinyal vermiyor bizlere. Ben de bu yüzden buradaki sistemi canlı bir şekilde yeniden oynat bölümünden sizlere göstereceğim ve tam olarak bir sinyali nasıl alırız bunu hep birlikte anlayacağız arkadaşlar. Çok iyi dinlemeniz gereken bir sistem çünkü hani şuradan altına indi alayım, üstüne çıktı satayım gibi kolay bir sistem değildir. Bizlere yükseliş sinyallerini ve düşüş sinyallerini verir ve verdiği sinyaller de öyle ufak güzellerle bırakan sinyaller değil. Çok güçlü sinyaller arkadaşlar. Belki de ayı sezonu veya boğa sezonu gibi sinyaller bile alabileceğiniz bir sistem. Bu yüzden pür dikkat bakın. Pür dikkat buradaki sistemi öğrenin ve direkt not alarak buradaki sistemi benimle beraber kurup uygulayın arkadaşlar. Burada özel kodlar kullanıyoruz. Yani direkt olarak orijinal şeklinde kullandığımız indikatörler de var. Özel kodlarıyla da kullandığımız indikatörler var arkadaşlar. Bakın burada sizlere bir yükseliş sinyalini göstereceğim. Burada da bir düşüş sinyalini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan ufak bir ayar yapacağım. Şöyle bir açalım şunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki sistemi nasıl grafiklerimize entegre edebiliriz? Öncelikle bakın göstergeler bölümüne geliyoruz. Tradingview.com sitesi üzerinden uygulamasını indirerek veya mobilden aynı şekilde benim gibi göstergeler bölümüne bir kez tıklayabilirsiniz ve buradan arama bölümüne aynı şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. F-A-Y-T yazdığınızda muhtemelen direkt olarak karşınıza çıkacaktır. Bakın bant şeklinde tıklayarak grafiklerinize entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen daha önce %90'ınızın görmediği bir indikatör olduğundan eminim. Bir bant indikatörü yani bant indikatörü derken fiyatların bir bant içerisinde hareket etmesiyle bizlere sinyal veren bir indikatör arkadaşlar. Birazdan üçünün de nasıl sinyal verdiğini sizlere anlatacağım. Yani burada şöyle yapmayacağım. Tek tek indikatörlerin nasıl sinyal verdiğini göstermeyeceğim. Direkt kurduktan sonra üçünün aynı anda nasıl sinyal verdiğini yani hangi mumda al sinyali alırız? Hangi mumda saat sinyali alırız? Bunu direkt sizlere göstereceğim. Öncelikle ilk indikatörümüzün ayarlarına buradan geliyoruz. Stil bölümünde aynı şekilde kalıyor. Görünürlük bölümünde aynı şekilde kalıyor. Girdiler bölümünde de burayı 22'ye 2 şeklinde güncelliyoruz arkadaşlar. Bunu neden 22'ye 2 şeklinde güncelliyoruz? Bu normalde daha yüksek buradaki uzunluk. Bu yüksekken buradaki kanal daha da kalınlaşıyor. Yani şuradaki kırmızı çizgi daha da yukarıda, yeşil çizgi de daha da aşağıda oluyor ve bu bizlere geç sinyal almamızı sağlayabiliyor. Bu yüzden biz geç sinyal almamak ve sinyalleri en diplerde tespit edebilmek için buradaki kanalı testler sonucunda daha da daralttık ve en iyi haline getirdik. Bu şekilde 22'ye 2 olarak buradaki kanalı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında tamama basıyoruz ve ilk indikatörümüz hazır. İkinci indikatörümüz de birçoğunuzun aşina olduğu Nadaraya indikatördür. Hemen göstergeler bölümüne geldik. Nadaraya şeklinde yazabiliriz. Bakın karşımıza direkt olarak çıktı. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Çok da hacimli ve 3 tarafından kullanılan bir indikatör olduğunu görüyoruz burada sizlerle birlikte. Tıkladık ve grafiklerimizi entegre ettikten sonra buradan ayarlar bölümüne geliyoruz ve 8, 3 kapanış ve buradaki tiki açık bırakıyoruz. Stil bölümüne geldiğimizde aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki tikleri kapatıyoruz. Görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz. İkinci indikatörümüz de burada hazır. Burada ikinci indikatörümüzün de bir kanal indikatörü olmuş olduğunu görüyoruz. Fakat sinyallerine baktığımızda buradan indikatörün hareketli olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yani mesela şöyle göstereyim sizlere. Baktığımız zaman burada iki indikatörümüz de sabit şekilde duruyor. Fakat daha da ilerlettiğimizde bakın indikatörler hareket ediyor. Yani sabit şekilde durmuyor. Bu yüzden arkadaşlar biz tam olarak en iyi noktada sinyalimizi nasıl alırız bunu anlamak için sizlere canlı bir şekilde sinyalini göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra üçüncü indikatörümüzden hemen bahsedelim. Buradaki iki indikatörü mü sadece kullanıyoruz? Elbette hayır. Burada bir indikatöre daha ihtiyacımız var. Teyit almak açısından ve bu indikatörde teyit açısından en önemli indikatör buradaki sistemi Bizde göstergeler bölümüne geliyoruz. MACD yazıyoruz. M A C D yazıyoruz ve hareketli ortalama yakınsama sama araksama şeklinde çıkacaktır karşımıza. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Buradaki MACD indikatörümüzü. MACD indikatörümüzün iki tane sinyali var. İki tane sinyal aldığımızda burada işleme giriyoruz. Bunu birazdan sizlere zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada bakın kesinlikle ama kesinlikle tüm zaman dilimlerinde kullanabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Buradan MACD indikatörün ayarlarına geldik ve görünürlük aynı şekilde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde aynı şekilde güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Gizliler bölümünde de 12 26 kapanış 9 MA MA şeklinde orijinal ayarlarıyla MACD indikatörümüzü kullanabiliriz buradan ve daha sonrasında tamam'a basıyoruz ve şu anda indikatör sistemimiz hazır arkadaşlar. Kaydetmek isterseniz bakın şuradan kaydet butonuna bir kez tıklayıp kayıt edebilirsiniz buradaki indikatör sistemini. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bir al sinyalini nasıl alırız bundan bahsedeceğiz. Bunu da yeşil olarak yazalım. Al sinyali. Kafamızın karışmaması açısından bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yazalım. Burada saat sinyali olarak yazalım. Şöyle kırmızı olsun. Saat sinyali veya düşüş sinyali de diyebiliriz arkadaşlar. Kafamız karışmasın diye düşüş sinyali yazalım şuraya. Şöyle düşüş sinyali. Şimdi arkadaşlar bakın. Gelelim al sinyalimizi nasıl alacağımıza. Sistemimizi detaylı bir şekilde kurduk. Bütün ayarları aynı şekilde yaptık. 3 indikatörle buradaki sistemin nasıl kullanılacağını şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle burada normal mum grafiklerini kullanıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman burada mumlarımızın bakın yavaş yavaş buradan yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın birazcık şöyle geri alalım. Bakın şöyle geri aldık tamam mı? Bir tane ilerlettik şöyle. Yeni bir mumumuz oluştu. Mum kanalın içerisinde gidiyor. Çok güzel. Yeni bir mumumuz daha oluştu. Kanalın içerisinde gidiyor. Yeni bir mumumuz daha oluştu. Kanalın içerisinde gidiyor. Yeni bir mumumuz daha oluşuyor ve kanalın içerisinde gidiyor. Bizim istediğimiz sinyal şimdi gelecek arkadaşlar. Bakın bir sonraki mum da bakın mumumuz hem Nadarayan'ın çizgisine yani şuradaki kesik çizgiye hem de birinci indikatörümüzün çizgisine değdi. Bakın fitille de değilse kabul ediyoruz. Gövdesiyle de değilse kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için çok önemli bir sinyaldir. Buradaki mum, yeşil mum veya kırmızı mum fark etmeksizin eğer nadaraya değerse ve aynı anda veya yakın zamanda birinci indikatörümüzün kırmızı çizgisine de değerse bu bizim için ilk sinyaldir arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın burada fitille veya gövdeyle fark etmeksizin burada iki çizgiyi de aşmış olduğunu görüyoruz. Yani buradaki iki kanalın da dışına çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu bizler için buradaki iki indikatörün verdiği ilk sinyaldir. Daha sonrasında MACD indikatörümüzden şöyle bir sinyal almamız gerekiyor. Almamız gereken birinci sinyal nizami bir düşüş sinyalidir. Yani buradaki mum iki tane çizgiye de değdiğinde veya iki tane çizginin dışına çıktığında yani buradaki yeşil mum şurada da olabilir. İki tane çizgiye de temas ettiğinde veya kanalların dışına çıktığında bunun öncesinde kırmızı çubukların nizami şekilde düşmesi gerekiyor. Yani bakın burada kırmızı çubuklar terste olanlar yani sıfırın altında olanlar burada görmüş olduğunuz gibi bakın nizami bir şekilde azalıyor. Bu en yüksek bir sonraki ondan biri düşük bir sonraki ondan biri düşük yani şurada en az 3 bakın çok önemli en az 3 kırmızı çubuk bu şekilde kırmızı histogram çizgisi bu şekilde azalmalıdır arkadaşlar bu bizim için MACD sinyalinden almamız ilk koşuldur daha sonra bir yeşile geçiş görmemiz gerekiyor aynen bu şekilde yine burada da nizami bir geçiş görüyoruz arkadaşlar histogram çubuğunun nizami şekilde azaldığını gördüğümüzde yeni bir yeşil mum oluşuyorsa burada yani kırmızılıklar yeşile dönüşüyorsa yine nizami bir şekilde ve aynı anda MACD de mavi çizgi turuncu çizgiye sıfır çizgisinin altında kesiyorsa bu bizim için bir trend başlangıcı sinyalidir diyorum bir al sinyalidir. Bu al sinyalimizde hangi mumda geliyor arkadaşlar bakın işte buradaki mumda al sinyalimizi tespit ediyoruz ve çok güçlü bir trendi bizlere öngören bir sinyal oluyor arkadaşlar bu. Çok güçlü bir yükseliş sinyalini burada tespit ediyoruz arkadaşlar ve baktığımız zaman bakın fiyatın inanılmaz bir şekilde yükselmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada inanılmaz bir kar yaptı zaten. Biz al sinyalimizi burada almıştık. Baktığımız zaman burada direkt olarak %30'luk bir kar elde etmiş olduğumuzu görüyoruz. Yani çok büyük bir trendin bizlere başlangıcında sinyalini vermiş olduğunu görüyoruz. Buradaki sistemimizin bu şekilde yükseliş sinyallerini tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Nizami geçiş kuralı çok önemli. Sakın arkadaşlar buradaki nizami geçişin kuralını atlamayın. Yani buradaki çubuk bundan uzunsa ve her şey tamamsa bile yine de işleme girmeyin. Bu çok sistematik ilerleyen bir sistem arkadaşlar. Tam olarak size anlattığım şekilde bir sinyal gelirse işleme girilebilir. Bir tane bile eksik varsa işleme girilmesi sakıncalıdır. Çünkü en iyi sinyali değildir. Ben burada sizlere en iyi sinyalini gösteriyorum buradaki sistemi. Bu şekilde arkadaşlar baktığımız zaman zaten buradaki yeşil histogram çubuklarında yine aynı şekilde nizami bir şekilde yükselmiş olduğunu görüyoruz burada. Bu da arkadaşlar bizlere yine giriş yaptıktan sonra da ek teyitler veriyor. Bunun da altını çizmek isterim. Yine burada ek bir teyit de buradan alınabilir. Ben şöyle işleme girmek istiyorum derseniz de girebilirsiniz. Bakın bu da çok mantıklıdır ve riski minimize etme konusunda bize faydalıdır. Bu şekilde nizami olarak 3 kırmızı çubuğun azalmış olduğunu görüyoruz. 3 yeşil çubuğun da aynı şekilde nizami yükselişini gördüğümüzde de işleme girilebilir arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ek bir bilgi olarak fakat burada da işleme girilebilir. Risk yönetiminize göre bunu sizler kendiniz kararlaştırabilirsiniz. Yani bu şekilde yükseliş sinyallerimizi net olarak tespit edebiliyoruz ve çok güçlü bir al sinyali tespit edebiliyoruz. Peki bir düşüş sinyalimizi nasıl tespit edebiliriz? Bakın zaten buraya düşüş sinyali yazmıştık. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın tamamen kurallarımız aynı fakat burayı kesinlikle atlamayın. Düşüş sinyalimizin de nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ne olmuş bakın burada? Mumlarımız bakın rengi fark etmeksizin aşağı doğru geliyor ve ilk olarak bakın Nadarayı kesmiş ve ikinci olarak da burada ilk indikatörümüzün bu sefer yeşil çizgisinin altına inmiş. Buradaki fitil de altına inse olur, gövdesi de altına inse olur. Tabii ki de her zaman bu arada mum kapanışı bekliyoruz arkadaşlar. Yani yeni bir mum oluştuğunda sinyalimizi alıyoruz. Bunun altını çizmek isterim. Yükseliş sinyalinde de düşüş sinyalinde de aynı şekilde sinyallerimizi alıyoruz. Şimdi böyle bir mum gördüğümüzde yani buradaki üstteki iki indikatörümüzde kesen bir mum gördüğümüzde hemen MACD indikatörümüzü açıyoruz arkadaşlar. Burada çok önemli bir görevi var MACD indikatörümüzün. Burada ne yaptı? Bakın 3 çubuk arkadaşlar. En az 3 çubuk. Buradan nizami bir şekilde azalmışım bakın. 1, 2, 3. Çok güzel bir şekilde bakın nizami olarak azalmış ve bir sonraki mumda da kırmızıya geçmiş ve baktığımız zaman MACD indikatörümüzün sıfır seviyesinin üzerinde yani buradaki histogramın üzerinde mavi çizgi turuncu çizgi çizgiyi üstten aşağı doğru kesmiş ve mum kapanışını gerçekleştirmiş. Burada yine çok güzel bir sinyal tespiti yapıyoruz arkadaşlar. Ve burada da MACD indikatörü bizlere bir düşüş sinyali vermiş arkadaşlar. Bu arada şunu da altını çizmek isterim ki şu şekilde veya şuradaki gibi çok ince sinyaller varsa buradaki sinyalleri kabul etmiyoruz. Tam olarak şuradaki gibi bir nizami azalma veya şuradaki gibi bir nizami artış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Düşüş sinyalleri ve yükseliş sinyalleri için bunun da altını çizmek isterim. Burada baktığımız zaman MACD indikatörümüzden çok güzel bir düşüş sinyali almışız. Diğer iki indikatörümüz de zaten buradaki mumumuz kesmiş, dokunması da yeterlidir, altına inmesi de geçerlidir arkadaşlar. İkisini de kabul ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir sinyal aldığımızda bu bizim için bir düşüş sinyalidir. Hemen şu şekilde yazalım. Düşüş sinyali. Kırmızıya da boyayalım şöyle. Buradaki mum kapandığı anda böyle bir görsel görüyorsak arkadaşlar bu bizim için güçlü bir düşüş sinyalidir arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar burada çok güçlü bir düşüş trendine geçilmiş olduğunu görürüz. Bir tane daha şöyle yapalım. Başka nereye doğru gidiyor bakalım. Buradan sonra bir yükseliş olmuş. Şöyle bir kontrol ettiğimizde arkadaşlar mum kapanışında işleme girdiğimizde %16'lık bir düşüş gelmiş olduğunu ve bunu tam burada saptamış olduğumuzu görürüz sizlerle birlikte. Yine baktığımız zaman bakın bu bir tesadüf değil arkadaşlar tabii ki de. Buradaki sistemlerin üzerinde çok fazla çalışıyoruz. Yine aynı şekilde bakın nizami bir düşüşü burada görüyoruz arkadaşlar. Nizami olarak çok güzel bir geçiş olmuş ve yine aynı şekilde bir düşüş gerçekleşmiş ve şuradaki düşüşü basit bir şekilde tespit edebilmişiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki mumlar eğer buradaki gibi yükselirse ve bakın tam olarak şurada görmüş olduğumuz gibi şöyle göstereyim sizlere. Tam olarak şurada görmüş olduğumuz gibi bir sinyal verirse ne demiştik? Bir yükseliş sinyali tespit ederiz demiştik arkadaşlar. Çok önemli bir video. Kesinlikle üzerinde durun. Gerekirse not alın arkadaşlar. Biraz da püf noktaları bol bir sistem. Bu sistemi çok iyi bir şekilde öğrenmenizi istiyorum sizlerden çünkü çok önemli bir sistem, çok başarılı olmuş bir sistem testlerde. Mutlaka arkadaşlar çok iyi öğrenin ve back testlerinizi yapın. Ne kadar iyi çalıştığını sizler de göreceksiniz. Canlı olarak da sinyallerini kontrol edebilirsiniz. Ne kadar iyi çalıştığını gördüğünüzde bana teşekkür edeceğinizden eminim arkadaşlar. Umarım sizlere çok faydası olur arkadaşlar. Sizler için gece gündüz çalıştığımızı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.